Şimdi şunu gerçekten söylemek istiyorum, samimi olacağım. Bir Güney Amerika seyahati düşünüyorsunuz ve araştırma yapmak için YouTube'a girdiniz ve bana rastladınız. İşte bu kararınızdan ötürü sizi gerçekten tebrik ediyorum. Arjantin adını Argentum, yani gümüş kelimesinden alıyor. İspanyol koloniciler bu topraklarda bulmayı umduğu madenin adını veriyorlar. Burada yaşayanların çoğunluğunu ise İtalyan ve İspanyol kolonicilerin torunları oluşturuyor. Evet, Arjantin sokaklarında sizinle bir tura çıktık. Benim için de çok farklı bir yer burası. Görüyoruz, bakıyoruz işte neler var neler yok. İnanılmaz farklı bir yer. Buraları sizinle paylaşıyorum. Umarım gelebilmek için bir fırsatınız olur buralara. Gerçekten ilginç geldi bana. Güney Amerika enteresan bir yer. Arjantin enteresan bir yer. Bu bölgede barlar, restoranlar, iyi alışveriş yapabileceğiniz yerler ve sokak sanatçılarının da görmüş olduğunuz gibi sanatlarını sergileyebileceği yerler bulunuyor. Şöyle bir sanat eseri var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hola. Hola amigo. Abi kaza bela en iyi yerine geldim galiba. Burada dükkanlar ve restoranlar çok iyi. İnsanlar gönüllerince istediğini yiyip içebiliyorlar. Tabii bunu her yerde yapabiliyorlar ama burası Arjantin'in diğer bölgelerinden daha farklı. Sanırım burası Palermo bölgesi, Arjantin'in diğer bölgelerinden biraz daha farklı. İnsanlar daha sosyaller. Sanırım alım gücü de biraz daha iyi olsa gerek. Yani Arjantin'in bu bölgesini gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum. Görünen bu arkadaşlar. Arjantin'in sokakları rengarenk. Her yer cıvıl cıvıl. Yani bunu her şey için söyleyebiliriz burada. İnsanlar sıcak. Kimseyle iletişime geçemeyeceksiniz diye bir şey yok. Ben İspanyolca bilmiyorum. Ama kolay kolay insanlarla anlaşabiliyorsunuz. Yani bu da önemli burası için. Önemli bir ayrıntı. Görmekte fayda var. Şu anda sıcağı sıcağına bir kazanın ortasında bulduk kendimizi. Umarım polis bir şey demez. İlginç bir görüntü var şu anda burada. Hayatımda böyle bir kaza görmedim arkadaşlar. Ya da film çekiliyordur herhalde. Tuvalete geldim şimdi. Oğlum nereye işeyeceğiz lan? Servis dişi gibi bir şey herhalde. Taharet tabii ki yok. Burası benim kaldığım apart diyebiliriz. Bir de şu işler olmasa bayağı olaylı yani. Yangın mı çıkmış ya? Bir şeyler kokuyor burada. Abi bugün pazar olduğu için tabii kimse yok tabaklarda. Umarım açık bir yer buluruz. Bir kahvaltı mahvaltı bir şeyler yapabiliriz. Şurada Starbucks falan olacak. Neresi açıksa orada karnımızı doyuracağız. Neyse çok fazla takılmayalım böyle şeylere. Devam edelim. Sabah sabah zaten dilim de dönmüyor. Arka sokaklarda bir yer bulalım da orada birkaç bir şeyler çekelim. İşte Buenos Aires sokakları böyle. Aslında böyle değil. Normalde daha hareketli, daha canlı. Sabah erken saatler ve pazar günü olduğu için sanırım yatış olayı her yerde olduğu gibi burada da vardır.
pazar sabahı insanlar evlerinde uyuyor. Yani kime ne? Aman canım nasıl bira çekti ama. Buranın biraları da bir garip. Sabah sabah hakikaten. Birayla kahvaltı yapacaksın. Adamlar iş biliyor 7-24. İçiyorlar böyle biralar kocaman. Bizimkideki böyle 33'lük falan değil. Kocaman şişelerde bira satılıyor, içiyorlar. Ben sevdim. Sevmemek mümkün değil. Buonasera amigo. Abi neredesin? I want this one. No? Okay. Abi çok güzel İspanyolca konuşuyorsun da ben nereden bileyim bunun böyle buna konulup böyle bir şeyler alınabildiğini ben nereden bileyim yani. Çok güzel mahsullerim var, unlu mamullerim var. Hastasıyız, ailecek seviyoruz ama bir yere kadar. Ha bir tane daha alayım belki çok bayılırım mesela. Ha? Tartıyor galiba abi bunları. Tamam tartsın. Abi. Abi how much peso? Eh? How much peso? ¿Quieres dejarme el queso? ¿Está bien? ¿Ahí está? Ok. Muchas gracias. Adam olun. Akıllı olun. Yani küçükken bir tekerleme vardı ya. Tereyağlı ballı ekmek. Güzel yani gidiyor. Gelirseniz deneyin. Abi sokakta bir şey denemekten korkmayın. Tamam çeşitli sizde bağırsaklarda farklı şeyler yaratan yiyecekler, içecekler olabilir. Genelde sulardan oluyor bu. Ama sokakta ne bileyim Paris'e gidiyorsan sokakta yemek ye. Sokağı öğren. Gidip de Eiffel'in kapısında bir ton sıra bekleme abi. Yani müze kapılarında vaktini öldürme. Vakit çok önemli. Yurt dışına gittiğin zaman vakit çok önemli. Hiçbir zaman böyle senin vaktini öldürecek şeylerden uzak durman gerekiyor. Ya, mükemmel İspanyolcam da bunu öğrendim burada. Hayır abi. Ne çok iyi İngilizce biliyorum ne de İspanyolcam var. Yani cahil cesaretim dersiniz ne dersiniz. Atladım geldim. Ne oldu yediler mi beni? Hayır. İndim uçaktan. Airbnb'den bir ev buldum. O kadar da kullanın ama yani değil mi? İnterneti kullanın. Airbnb'den bir tane ev buldum. Geldim kadından aldım anahtarı. Ondan sonra çıktım deli gibi yağmur yağıyordu gök gürültülü. İşte sağanak yağış vardı. Ne yapayım ne edeyim neyse sabaha bekledim. Ondan sonra
Günlük yaşantında ne yapıyorsun? Kahvaltını yapıyorsun. İşte dolaşıyorsun ya da dolaşmıyorsun. Yani evde oturacak değilim buraya geldikten sonra. İhtiyaçlarımı karşıladım. İşte diş fırçasıydı, duş şeyliydi falan filan da. Sonra bak aç map'i nereye gidilir? Yani bunu satın da alabilirsin haritayı. Telefondan da bakabilirsin. Şu çok önemli. Gittiğiniz ülkede en başta bir sim kart edinin abi. Gidip de Türkiye'de Turkcell'e, Vodafone'a para bayılmayın. Onları kötülüyor gibi olacağız ama yazık günah ya. Vatandaştan aldığınız paralara yazık yani artık. Teknoloji deviyiz diye de piyasada dolaşıyorsunuz ya, o komik yani. Neyin devi olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Her neyse. Gittiğiniz ülkede bir tane sim kart edinin ve rahatlıkla iletişime geçin. Ailenizle, sevdiklerinizle ya da internete girin. İşte çünkü ne bileyim, lokasyon arayacaksınız, park arayacaksınız, çekmek istediğiniz, gezmek istediğiniz yerleri arayacaksınız. Bunun için bir ihtiyaç.